Seni de mi uyku tutmadı? Zeynep Hanım, ben sizi yattı sanmıştım. Affedersiniz efendim. Yok, otur otur konuşalım biraz. Sabri neden yaptı böyle bir şeyi? Sude için. Hayır, sana bırakabilirdi. Neden beni seçti? Benim ömrüm onu büyütmeye, gelin etmeye, bebeğini doğururken elini tutmama yetmez diye düşündü herhalde. Hem sizin gerçek kızınız asla bulunmayacaktı. Siz de bu büyük özlemle Sude'ye sımsıkı sarılacaktınız. Ki öyle de yaptınız. Bir keresinde bana bu kadın bütün kasabadaki kapıları kızı için tek tek çaldı. Bundan daha iyi bir anne bulunamaz Sude için dünyada demişti. Bulunamaz tabii. İyi oldu beni buldu. Şimdi daha çok üzülüyorum. Ayrıca benim kızımı asla bulamayacağım fikrine nasıl kapıldı? Çünkü Sabri Bey gerçek kızınıza giden bütün izleri silmişti. Bulamadınız. Polis de bulamadı. Bir ara kuşkulandı ama ispat edemedi. Bir dakika. Sabri Arzu'yu biliyor muydu? Ah Zeynep Hanım. O nasıl bir şeytandı? Bilemezsiniz siz. O zehir gibi zekasıyla gitti bir güzel Cansu'yu buldu. Kitabında da yazdı hatta. Nasıl yani, onlar tanışıyor muydu Arzu'yla? Tabii tanışıyordu. Ama Sabri Bey Cansu'ya giden bütün yolları tamamen tıkamadan Sude'yi size veremezdi. Öyle de yaptı. Nasıl tıkamadan ne demek? Başından beri sizi izliyordu. Konuyu takip ediyordu. Ya, önceleri bu sadece romanı içindi. Ama kısa sürede o cin gibi fikirleriyle gitti Arzu'ya ulaştı. Çocuğun da orada yaşadığını öğrendi. Ne? Evet. Sonra Arzu'nun karşısına çıktı. Kızının kim olduğunu biliyorum dedi. Arzu tabii korkudan çılgına döndü. Ödü koptu. Sabri Bey de baktı Arzu ölümüne bağlı kıza. Bir içi rahatladı. Tamam dedi Arzu'ya, sakin ol. Eğer şunu 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 yaparsan hiçbir zaman başın ağrımaz dedi. Ben senin suçlanmanı değil, tam aksine kızına sonuna kadar sahip çıkmanı istiyorum dedi. Ay, şeytan gibi bir adammış bu ya. Ya. Sabri Bey bu kitaplarındaki hikayeleri istediği yöne böyle götürür sürüklerdi. Bunu gerçek hayatta da yapabileceğini sanıyordu ama işte. Sonra oturup Arzu'yla böyle ince ince planlar yaptılar. Öyle bir ayarladılar ki o köyü, oradaki birkaç kişiyi. Soruşturma geldi geldi, tam o noktada tıkandı. Herkes de Cansu'nun babasının o köylü Mehmet olduğuna inandı. E tabii iki kızın aynı sınıfa düşeceğini hesaplayamadı ama. işte. O da ona yukarıda ödetilen ilahi bir bedel. Allah ona dur bakalım, o kadar uzun boylu değil. Yani sen kendini ne sanıyorsun dedi. Vallahi öyle olmuş. Allah'ım sen çocukların bahtını açık tut. Onlara kol kanat germeme yardımcı ol. Yani bundan sonra hep mutlu olsunlar. Ne olur. İnşallah. Zeynep Hanım. Sude giderse ben dayanamam biliyor musunuz? Ne olur onun için elinizden gelen her şeyi yapın. Yapacağız. Artık elimizde çok büyük bir koz var. Sinan babası olmak istedi. Yani biz de niye aile mi bulacaklar? İnşallah.
Umarım bir aksilik çıkmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.